Odaya geç, seni orada vuracağım. İşte bu sözler 32 yaşındaki Sevgi'nin duyduğu son sözlerdi. Ankara Mamak'ta eski sevgilisinin evine pencereden giren Cani dehşet saçtı. Bir kadını daha hayattan kopardı. Eski sevgili ev basıp dehşet saçtı. İki kadını alıkoyup bir kadını hayattan kopardı. İmdat seslerini duydum yani. Sevgi Tekin 32 yaşındaydı. Eski eşinden iki çocuğu, birlikte yaşamaya başladığı Gökhan Ağtaş'tan da bir çocuğu olmuştu. Gördüğü şiddet nedeniyle ayrılık kararı alan Tekin sürekli tehdit ediliyordu. Ağtaş gece saatlerinde Tekin'in yaşadığı eve camı kırarak girdi. Her gün kavgalar vardı yani. İki güne bir, üç güne bir. Gökhan Ağtaş gece saatlerinde işte bu yoldan ilerleyerek Sevgi Tekin'in Mamak'taki evine doğru yöneldi. İşte bu camı kırarak evin içine girdi. Sevgi Tekin'in yanında o sırada kızı ve kız kardeşi de vardı. Camı kırıyor, içeri giriyor, çocukların elinden telefonlarını alıyor, odaya kilitliyor. Tekin'in 17 yaşındaki kızıyla kız kardeşini cep telefonlarını alarak odaya kilitleyen Ağtaş, 32 yaşındaki kadına 4 el ateş etti. Ağtaş o silahla böyle poz vermişti. Şu görüntü gerçekten işler acısı bir görüntü. Sevgi Tekin'e kurşun yağdıran Gökhan Ağtaş evin dışına çıkmak için bu kez kırdığı camı kullanmadı. Hemen yan taraftaki dış kapıya yöneldi. Görgü tanıklarına göre Ağtaş'ın ayağında ayakkabı da yoktu ve işte bu istikamete doğru kaçarak kayıplara karıştı. Kadınların bir arada durup bu cinayetleri ses çıkarmaları gerekiyor. Artık tıkanıyoruz. Tekin olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yol boyunca kalp masajı yapıldı. Ama kurtarılamadı. Aynı evde dehşeti yaşayan kızı ve kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Güçlük çekiyorum konuşmakta, o kadar üzüldüm ki. Polis her yerde izini kaybettiren Gökhan Ağtaş'ı arıyor.